Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda 2021 LGS birincisi Ada Coşkun var. Hoş geldin Ada. Hoş buldum. Nasılsın öncelikle? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Ada Coşkun. 2021 LGS birincisi oldum. Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan LGS birincisi oldun. 97 kişiden birisin. Tebrik evet. ediyoruz tekrardan seni. Teşekkürler. Öncelikle geçen yıl bu zamanları hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Neler yapıyordun? Nasıl geçiyordun? Bu zamanlar hafif hafif çalışmaya başlamıştım. Yaz tatil ödevi ve birazcık sözel ağırlıklı test kitabı çözüyordum. Hı hı. Aynı zamanda dilsiz haritadan illerin yerini çalışıyordum. Videoyu tam burada durduruyorum. Eğer bu videoya 30 bin like gelirse sürpriz bir LGS videosu daha sizler için gelecek. Sözel ağırlıklı mı çalışıyordun daha çok? Evet, çünkü daha hiçbir şey öğrenmediğimiz için okulda sözel çalışabiliyordum bir tek. Peki geçen yıl ben birinci olacağım hedefini koymuş muydun? Ben birinci olacağım diye hiç öyle bir şeyim yoktu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım diyordum hep. Hı hı. Ama sene içerisinde galiba hedefler birazcık oturmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Yani hiç öyle kendimi hırslandırmadım aslında. Hı hı. Biraz hocalarım da işte gaza getirdi beni, birinci olursun sen falan diye. O da motivasyon oldu evet. iyice. Peki LGS'ye hazırlanırken bir günün nasıl geçiyordu diyeceğim ama öncesinde planlamanı merak ediyorum. Planlamanı nasıl yaptın? Okulda verilen ödevleri planlıyordum ben daha çok. Böyle çok ödev veriliyordu. Genelde en başta böyle matematikten başlıyordum. En sevdiğim o. Sonra işte Türkçe'ye geçiyorum. Sonra bir daha sayısal yapıyorum. Böyle kafamı dağıta dağıta, yani bir sözel, bir sayısal, mola gibi yapıyordum. Ya planlaman bu şekildeydi. Evet. Peki bir gününü böyle düşünecek olursak sabahtan akşama kadar nasıl geçiyordu? Derslerime giriyordum önce tabii ki. Sonra böyle bir buçuk saat falan kendime zaman ayırıyordum. Arkadaşlarımla buluşuyorum ya da işte resim çiziyorum falan, öyle bir şeyler yapıyordum. Hı hı. Sonra derslere başlıyordum. Tabii ilk başta molalar biraz daha uzun olup sona doğru kısalıyor iyice. Bitirince de artık zaten geç olmuş oluyordu. Uyuyordum. Peki senin kendine has bir yöntemin var. Mesela herkesin farklı bir ders çalışma stili var. Senin kendinde bahsedebileceğin bir ders çalışma tekniği var mı? Benim çok değişik bir tekniğim var aslında. Herkes bunu yapmamamı söylüyor. Çok küçüklüğümden beri. Ama neden? Kötü bir şey mi? Yani bana çok yarıyor aslında. Ben müzik dinliyorum ama böyle klasik müzik değil. Bayağı sözlü İngilizce müzik dinliyorum. Hı hı. Ve hani bir yandan söyleyerek bir yandan paragraf sorusu çözebiliyordum. Çok ilginç. Evet. Nasıl alıştırdın buna kendini? İlk çalışmaya başladığımda 3. sınıftan beri ben müzik dinliyorum. Hı hı. Ve her zaman aslında toplayabiliyordum dikkatimi müzikte de. Yardım ediyor. Müzik dinlemediğim zaman kafam dağılıyor. Senin odaklanmanı müzik topluyordu. Evet. Peki o zaman LGS kazandıran müziklerden birazcık bahseder misin, şarkılardan? Hangileriyle daha çok çalıştın? Yani pop dinliyorum daha çok. Ama kimleri dinliyorsun? Onu da bilmiyorum çünkü her birkaç saatte bir değiştiriyorum playlistimi. Hı-hı. Sıkılıyorum çünkü. En çok motive eden şeylerden biri de o. Yeni playlist olunca mesela 3-4 saat çalışabiliyorum ders. Hı-hı. Ama playlistimden sıkıldıysam yarım saatte sıkılıyorum. Vay, harikaymış. Peki günde kaç soru çözüyorsun? Bunu sormazsak olmaz. Soru sayımı aslında tam olarak bilmiyorum. Ben sayfa olarak bakıyordum daha çok. 500 sayfa diye böyle. 40'lara hatta 60'lara çıktığı oluyordu, böyle çok abartı ödev olduğu oluyordu. Özellikle böyle fenden falan. Ama kısa olduğu günler de oluyordu, kendime böyle biraz daha mola verdirttiğim. Biz oradan çıkaralım işte, 40-60 sayfa arası çözüyorsan kaç soruya tekabül ediyordur gibi düşünebiliriz. Evet. Peki harika. Stres yaşadın mı sene boyunca? Evet tabii. Stres benim en büyük düşmanlarımdan biriydi zaten. Denemelerimdeki yanlışım %90'ı stresten oluyordu zaten. Böyle garip şeyleri toplamışım, işte toplama yapmamışım, çarpma yapmışım falan. Bunları aşmak için de kendimi sakinleştirdim. Böyle deyince aslında herkes çok gıcık oluyor. ben de çok gıcık oluyordum yani. Ama aslında yani gerçekten böyle oluyor. Denemelere girdikçe anlaşılıyor zaten. Böyle bir derin bir nefes alıp böyle kafanızın içindeki düşünceleri yavaşlatınca gerçekten yardımcı oluyor, özellikle matematikte. Harika. Peki ders çalışmak için kendini en çok nasıl motive ediyordun? Neler yapıyordun? Ders çalışmak için bazen çok bunalıyordum. Yani bayağı bunaldığım zamanlar oluyordu. O zaman da spora gidiyorum, at biniyordum ben. Hı-hı. Onu yapıyorum. Resim çiziyorum birkaç saat. Güzel mi resmi? Yani bu sene aslında gelişti. LGS senesinde resmini geliştirdin. Evet, kesinlikle yani. Harika. Yeteneğim varmış aslında resme. Onu keşfettim. Enstrüman çalıyordum. Playlistimi değiştiriyorum motive olayım diye. Hangi enstrüman? Flüt ve piyano. Harika. Bunları yaparak aslında birazcık dersten uzaklaşıp ders çalışmayı özlüyordun herhalde. Özlemek değil ama birazcık kafamı dağıtıyordum yani. Harika. Peki sosyal medya? Onu soralım. Sosyal medyaya giriyordum ben de. Instagram'a özellikle. Instagram'a giriyordun. Evet. Bazen ipin ucunu kaçırdığım zamanlar da oluyor ama bunu ayarlamayı öğrendim. Sonlara doğru özellikle. Yani telefonu tam artık yeter deyip bırakmayı öğrendim.
Ne zaman bıraktın telefonu? Telefonu Instagram'a falan bakmayı son bir hafta bıraktım. Bayağı geç bırakmışsın ama şimdi. Ama o da şey, Instagram'daki o şey, moral bozucu haberler falan almayayım diye. Özellikle son dönemlerde çok böyle dedikodular çıkabiliyordu etrafta. Evet, sınıf öğretmenimizin tavsiyesiyle bıraktım. Çok mantıklı, güzel. Gelelim denemelerine Ada. Denemelerde nasıldın sene boyunca? Denemelerde inişlerim vardı tabii ki. Özellikle son bir haftada böyle çok yanlışım çıktı falan oluyordu. Çok fazla deneme olduk son bir hafta, bir iki haftada falan. Çok yanlışım dediğin iki yanlışın çıkmıştır şimdi senin de. Öyle de oluyordu ama o iki yanlış mesela dikkatsizlik olunca ben üzülüyorum yani. Ya da ikisi de böyle garip garip yanlışlar. Gerçekten doğru yapacağım sorular olunca. En çok kaç yanlışın çıktı peki? 7 yanlış, bir boş mu? Şimdi yanlış da olabilir ama 7 yanlış var. 7 yanlış var işte. Evet, bir boş ya da iki boş mu öyle bir şeydi. Sınava ne kadar süre kala? Bir hafta falan kalaydı sanki. Bir hafta kala 7 yanlış yaptın. Evet. O sende nasıl bir his yarattı? Ya yapamayacağım mı acaba? Birinci olmayı geçtim, belki 2-3 yanlışını da üzerinde çıkarabileceksin gibi bir duygu. Dikkatsizlikti ve dikkatsizlik yaptığım zaman da hocalarım genelde LGS'de bunu yapmazsın, işte daha dikkatini verirsin diye. O biraz sakinleştirdi. Bilgi olmayınca rahatladım ben de, bilgiden yanlış yapmayınca. Peki bilgi sorusunda yanlış yaptığında sene içerisinde ne yaptın mesela? Çıkan yanlışlarını nasıl telafi etmeye çalıştın? Hocalarımla böyle 1-2 saat tartıştığımız oluyor. Sonra 1 saat tartışıp sonra bir ders boyunca tartıştığımız oluyor. Böyle bayağı ikna olmaya çalışıyorum. Yani. Genellikle hocalara soruyordun soruları. Evet, yani ikna olmadan bırakmıyordum. Hocaların kesinlikle. Peşini bırakmıyordun, harika evet. Bence. Onun dışında var mıydı bir, mesela bazı arkadaşlarımız hata kutusu yapıyorlar, hata defteri yapıyorlar. Böyle bu tarz bir şey var mıydı? Ona başladım ama günde 40 sayfa falan çıkmaya başlayınca artık yapamadım onu. Bir de soruyu kesince arkasındaki de gelince onu yapamadım. Onun yerine zaten WhatsApp'tan attığım için öğretmenlerime oradan bakmaya başladım yanlışlarıma. Anladım, çok güzel. Ada, sınav öncesinde en korktuğun ders hangisiydi? En korktuğum ders dindi. Din dersi? Evet, çünkü çok zor sorular geliyordu bizim denemelerimize. Zora alıştırıyorlardı. Hı hı. Yani 20 dakika soruyla bakışıyorduk, öyle diyeyim. Çok zordu. Din dersinde zorlan. Peki matematik, Türkçe bunlar zorlamıyor muydu? Ya onların da zorladığı oluyordu. Ama dini yani mesela hoca bir etüt topluyordu. 50 dakika bir tane soruyu ikna etmeye çalışıyordu of, bizi. Ve zümre başkanını arıyordu, o bize anlatıyordu falan, anlamıyorduk. Sonunda kalıyordu soru bazen. Bir de sanırım insanın kolay diye düşündüğü dersten soru kaçırabilme ihtimali daha da yüksek olabiliyor. Evet, kesinlikle. Peki sene boyunca hazırlandın, büyük bir emek verdin ve o sınava girdin. Neler hissettin o sınavda? Heyecan yaptın mı? Yaptım tabii ama LGS'ye girdiğimi kavrayamıyordum biraz. Yani denemedeymişim gibi geliyordu. Bir de sorular da kısa gelince daha çok böyle kısa bir şey çözüyormuşum gibi geldi ama aynı zamanda stresliydim de. Böyle bembeyaz olmuşum falan. Peki o stresi nasıl yendin? Bir derin nefes aldım. Böyle bir müzik çaldım kafamda. Sonra düşüncelerimi yavaşlatmaya çalıştım. Çünkü çok hızlı gidince o da böyle bir panik oluyor. O da beni çok yanlışa götürüyor. Biraz böyle su içince falan rahatladım. Sınavdan çıktın. Şunu dedin mi? Ben galiba full çektim dedin mi? Yani öyle demedim. Bir iki yanlışım vardır diye düşünüyordum ama aslında kendimi de biraz şey yapıyorum, hazırlıyordum. Belki de tamdır diyordum. Çünkü boş bıraktığım soru yoktu, zorlandığım vardı ama zor sınavlarda daha iyi yapıyorum genelde. Hangi derste şüphen vardı? Matematikte vardı çok. Çok süre konusunda sıkıntım olmuştu. Matematikte çok. Süre konusunda evet. Zorlandın. Aslında birçok arkadaşımız benzer şeyleri yaşadı. Peki şimdi gideceğin bir lise var önünde. Öncelikle hangi liseyi seçeceksin onu soralım. Robert Lisesi'ne kayıt yaptırdım. Yatılı gideceğim. Öyle mi? Hayırlı olsun diyelim. Ankara'dan İstanbul'a okumak evet. için geliyorsun. İnşallah senin için çok güzel olur. Gelecekteki hayallerin neler peki? Yurt dışında üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Sayısal bir bölümde. Belki bilgisayar mühendisi, belki fizikle alakalı bir bölüm olabilir. Sayısalcı olacaksın ama o evet, belli oldu. Evet, o kesin. Sen matematiği de sanırım biraz sevdiğin için yapabiliyordun değil mi? Evet, matematik falan severim yani. Böyle yorumu açık olmayan şeyleri çözmeyi seviyorum aslında. Ada, son olarak 2022'de LGS'ye girecek çok sayıda arkadaşımız var. Onlara ne tavsiye edersin? Benim tavsiyem 7-24 ders çalışmayın. Kendinize biraz vakit ayırın, sevdiğiniz şeyleri yapın. Başka bir tavsiyem de
Kendi yönteminizi bulun. Yani mesela herkesin yaptığı bir yöntem size geçerli olmayabilir. Eğer sizin uyguladığınız yöntem size gerçekten uyuyorsa ve gerçekten fayda sağlıyorsa, o zaman başkaları yapma dese bile bence yapın. Çabalayarak, sorgulayarak bu güzel sonuca ulaştın. Eminim ki tavsiyelerin de arkadaşlarımız için çok faydalı olacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Ada? Bu yıl sınava girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah biz de başarılar diliyoruz. Onlar için güzel bir sene olsun diyoruz. O zaman çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Ada. Rica ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bizim için de çok keyifliydi. Hoşça kal diyelim o zaman. Görüşmek dileğiyle.